Herkese merhaba, yeni videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu, ben daha öncesinde videolar çekmiştim. Yani çekmedim, bir tane çekmiştim part 1 gibi böyle. Devamlı çekmemişim onu. Şimdi onu çekeceğim. Kitaplarımdaki okumadığım kitaplar. Okumadıklarım. Annem yanında şurada. Az önceki yığın okumadıklarıma aitti. Benim yatacak yerim yok şu an. Beni oradan vurup indiriyormuş şimdi. Neyse. Daha dün falan ben internetten kitap bakıyordum da. Neyse, kitap bakmıyordum. Tamam, başka şey bakıyordum. Tamam. Evet, okumadığım kitapları göstereceğim şimdi. Bayağı var. Ve bu bu video Pegasus yayınlarından okumadıklarım. Daha bir de başka yayınlardan okumadıklarım var. Konuştukça batıyorum ben. Neyse. Şu an ilk olarak gösteriyorum. Demiraltın. Bu şu an kaçıncı sayfasındayım ben bunun? 100. sayfasına kadar okuduğum kitap. Yani tam okumamış sayılmam. Okuyorum şu an. Kitap iyi gidiyor. Devamında işte bu akşam inşallah okuyacağım. Onun ardından ben bunu fuarda aldım galiba. Eleanor ve Park var. Kitaplarını hiç okumadım. Rainbow Rowell'ın hiçbir kitabını okumadım henüz. Ama en dikkatimi çeken hakkında hani yorumları... O yaptığım falan Eleanor ve Park'ta, o yüzden merak edip aldım. Ve hala okumadım. Ne zaman okurum bilmiyorum. Sizin hakkında fikriniz ne, onu da aşağıya yazabilirsiniz. Hani bence oku ya, bu kadar bekletmenin lüzumun yok falan diyorsanız yorum olarak yazın aşağıya. Witcher'ın ilk kitabı olan Son Dilek var. Bu kitap zaten benim değil. Bu kitap abimin. Ben çok Witcher'ın dizisini izleyip gaza geldim okuyacağım falan diye. Okudum mu? Hayır, okumadım. İlk kitabı hala okumadım. O da duruyor. Diziyi bitirdim ama. Dizi güzeldi. Onun ardından İstanbul Kitap Fuarı'ndan aldığım Sihrin En Koyu Tonu var. Şöyle bir kitap. Ben bunu da daha öncesinde işte yabancı baskısındaki kapakları mapakları falan görmüşüm. Aa, ne bu kitap acaba demişim. Ama buradaki baskısına falan hangi kitap ki bu, kimin ki bu falan diye çok büyük şaşkınlıkla yaklaşmıştım. Sonra Selin söyledi bana şu kitap, bu kitap falan diye. O sayede tanıdım da kitabı aldım. Okudun mu? Hayır, okumadım. Hala duruyor. Ben size bu Bronz Atlı'yı deli dehşet önermiş, okutmuş bir insan olarak yazarın diğer kitabı olan Limon Çiçeği'ni hala okumadım. Limon Çiçeği'ni benim annem de söylemişti. Hatta Pegasus yayınları basmadan önce bir Limon bir şeysi diye bir kitap vardı. Neydi falan diye biz internette arıyoruz. Limon ağacı, limon şeyi, bilmem nesi falan filan bulmaya çalışıyoruz. Hani o konudaki kitabı. Ben bilmiyorum, o konudan tanıyacak diye bakıyoruz. Baktık, bir tane bulduk. Ben onu başka yayın evinden basılmış haline aldım, Limon Çiçeği'ni. Sonra o arada Pegasus bunu çevirdi, bastı. Sonra sattı ve ben aldım. Ve hala okumadım. O da burada duruyor. Ama kalın yani kitap. Şimdi ne diyeyim ki? Onun sonrasında Sıfırlananlar diye bir kitap vardı. Benim böyle hakkında çok umutlarla başladığım ama sonrasında hayal kırıklığına uğradığım bir kitaptı. Bu onun ikinci kitabı. İsyancılar var. Okumadım. Yani ilk kitaptan sonra çok merak ettiğimi söyleyemem. Hala konunun güzel olduğunu düşünüyorum ama yazar kesinlikle işleyememiş. Hiç bilmeyeniniz varsa bahsedeyim. Sıfırlananlar ilk kitabın adıydı zaten. Seri adı var mı bilmiyorum. Sıfırlananlarda insanlar ölüyorlar. Bir süre ölü kalıyorlar ve sonra tekrar diriliyorlar. Ölü kaldığınız süre ne kadar uzun olursa insanlığınızdan da o kadar uzaklaşmış oluyorsunuz. Yani gibi. Daha daha duygusuz, daha güçlü fiziksel olarak falan filan, öyle biri oluyorsunuz. Ve bizim ana karakterimiz 178 dakika boyunca ölü kalmış. İşte çok harika, süper, mükemmel bir tip. Kız bu arada, erkek karakter değil. Mükemmel olan. Aksine ezik olan erkek karakter. Ondan dolayı da ben merak duygusuna kapılmıştım diye. Genelde olur çünkü. Kız ezik olur ve erkeğin ağzına bakar falan. Öyle değildi. Ama işte yazar hani böyle bir fikir bulup sonra bunu işleyememiş böyle. Kısacık abuk subuk bir şeyler olan bir kitapta ikincisini okuyacağım. İnşallah ikincisinde abuk subuk şeyler olmuyordur. Onun dışında beklenti var elimde. Ben Beklenti'yi okumadım diye hatırlıyorum. Yani ilk kitabı Ürperti'ydi bunun. Ürperti, Beklenti, Ebedi diye gidiyor kitaplar. İlk kitabını okumuştum. Hatta bu başka bir yayın evinden basıldı. Yayın evinin adını hatırlamıyorum. Böyle güneşli turuncu logolu bir yayın eviydi.
Başka bir yayın evinden basılmış şeyini okudum ben, PDF olarak okudum. Sonrasında da kitabın anlatımı, konusu falan benim çok hoşuma gitti sebepsiz. Daha böyle şey, sıradan anlatım dışında daha böyle sanki masal anlatıyormuş falan gibi öyle bir havası vardı yani. Bir de işte kurt var, ormanlık yer, ev öyle sakin bir yerde falan. O atmosfer falan güzeldi. İkinci kitabı ve üçüncü kitabı var. İkinciyi okumadım. Üçüncüyü de okumadım ama üçüncüyü yüksek ihtimal birazdan göstereceğim. Çünkü kitapların hepsini buraya karışık koydum ben. Sonra senden sonra ben var. Sanki senden önce beni çok bayılmışım gibi. Ya senden önce ben iyiydi de ne bileyim çok böyle herkes ağladı etti falan ya. Ben çok öyle bir moda girmedim. Senden önce benim kitabımı okudun mu ben? Ha okudum tamam. İlk kitabını okudum. İkinciyi okumadım. Ya ilk kitap gayet yerindeydi. İkinci kitap çok şey havasında yani. Böyle finansal kaygılarla yazılmış ve buradan da bir hani para elde ederiz falan denilmiş şeyindeydi. Çünkü ilk kitabın sonunda olacak olan oldu. Kız yoluna gitti. Herkes biliyor diye böyle konuşuyorum ama biliyorsunuz değil mi? O yüzden hani diğer bir kitapta kız daha ne kadar yoluna gitmiş falan diye merak etmiyorum yani. O yüzden okumadım. Ya kitabı da zaten ben almadım. Bu hediyeydi. Yani bana sorsanız ikinci kitabı almazdım ben. Onun ardından Mucize var. Bu da hediye. Bunu da okumadım. Bunu da film çıktı. Filmini de izlemedim. Bununla ilgili de işte çok iyi kitap, süper kitap falan filan diyorlar ama benim henüz elim gitmedi. Açık söylemek gerekirse. Yani o şey bunu okuyacak ruh haline girmedim henüz. Ne zaman girerim bilmiyorum. Öyle duruyor. Süper kitap ama duruyor yani. Bundan sonra şey var. Kayıp Cennet var. Kayıp Cennet'i benim vaktiyle şey üniversitede kütüphanemiz vardı bizim. Ben çok fazla üniversite değiştirdiğim için çok kütüphanem oldu yani. İlk gittiğim üniversitede yani şöyle 2 senelik üniversite okudum ben. Onun ilk senesinde bir üniversitede, ikinci senesinde başka bir üniversitede okudum. Ondan sonra DGS ile geçiş yapınca başka bir üniversitede okudum. Ondan sonra oradaki okul bizim taşınınca başka bir binada okudum. O yüzden... Döve döve okuttuk seni. Gezdire gezdire. Lütfen müdahale etmeyin. Etmeyin. O sayede de ben normalde işte lisede, ilkokulda falan hep ev çevremde daha yakın şeyde, bölgede okumuşum. Ve yani yürüyerek falan gidiyordum yani. İzmir'de gitmediğim ne kadar yer varsa bütün toplu taşıma, işte nasıl ulaşırım, neresiymiş orası, orada neler var falan onları böyle üniversite sayesinde öğrendim. Yoksa İzmir'i gezeceğim yoktu. Çok gezme meraklısı bir insan falan da değilim. Hani yeni yerleri keşfetmeye bayılırım falan. Hiç öyle kafada değilim. Kayıp Cennet'i ben ilk üniversiteye girdiğim seneki kütüphanede alıp okumuştum. Çünkü Kayıp Cennet başka işte melekli ya da işte böyle benzeri fantastik kitaplarda falan çok fazla alıntı yapılan, gönderme yapılan bir kitaptı. O yüzden almıştım bunu. Bunun da yarısını okudum, yarısını okumadım. O yüzden bu videoda gösteriyorum. Şeyin beklentinin devamı neredeydi diyordum. İşte beklentinin devamı bu. Ebedi. Bunu da okumadım. İkincisini okumadığıma göre normal yani. Bu da gayet duruyor böyle. Dediğim gibi merak ettiğim bir seriydi. Kurtlar, mutlular, fantastik mevzular var. Gene anlatımı normal diğer okuduğumuz romanlardan farklıydı. O açıdan hoşuma gitmişti benim. Hala da hani böyle anlatımlı bir şey okurum ama şu an okumuyorum mevzusu var. Onun ardından Ejderha Dövmeli Kız var. Ben onu ikinci el olarak aldım. Zaten sayfaları gördüğünüz gibi sarı. Hiç başlamadım henüz. İçinde bir ayraç var. O da bana ait değil zaten. Hiç başlamadım. Ejderha Dövmeli Kız hakkında çok iyi yorumlar olan bir kitap. Hani o yüzden beni hayal kırıklığına uğratacağını falan düşünmüyorum ama bazı kitaplara elim gitmiyor. Yani iyi kitap falan diye uyguna bulup almışım mesela ya da hediye gelmiş ama elim gitmemiş. Öyle duruyor. Bunu ben aldım ikinci el dediğim gibi ama elim gitmedi henüz. Onun ardından şu kitabı ikisini birlikte gösterebilirim. Pegasus Yayınları'ndan benim böyle illet nefret şey duyguları beslediğim bir kitap olan Hale kitabı var. Kimin yazarı? Alexandra Adornetto diye bir kız. Kız da bunu yazdığında çok gençmiş zaten. Yani bir sağında solunda bir yerinde yazıyordu o. Sadece 14 yaşındaymış yazdığında. 14 yaşındaki kıza kim dedi ki tamam aferin bu olmuş biz bunu yayınlayalım diye. Hatta birini yayınlamışlar ondan sonra 2 ile 3'ü de yayınlamışlar. İşte onlar da Hades ve Cennet. Pegasus Yayınları bu kitapları ne zaman basmış? Bakayım. 2012'de basmış. Ben bunun bir hata olduğunu düşünerek görmezden geliyorum tabii ki. Pegasus'u suçlamıyorum. After bir hata değil ama. Onu nasıl kabul edeceğiz? Neyse. After'a gelince gömerim.
İlk kitap gerçekten fiyaskoydu. Yani kızın öyle saçma sapan duygular içerisinde olması, sürekli bir ayılıp bayılıp aşık olmalı bir hale girmesi, diğer herkesin işte kıza aşık oldu ama aşıktan hasta oldu, yataklara düştü falan modunda yaklaşması falan benim için çok şeydi. Ne bileyim. Ya kız 14 yaşında olduğu çok belli yani yazarken. Şey yapmış hani yazarken de pembe güneş gözlüklerini gözünde unutmuş. Onun için öyle yazmış diye düşünüyorum. İkinci ve üçüncü kitabı da bende bunun vardı. Ve okumadım. İlk kitap çok dandik olduğu için. Ama sorarsanız ben ilk kitabı okuduktan sonra ikinci ve üçüncü kitabı aldım. Serileri tamamlıyorum diye. Okumadım. Öyle duruyor. Şimdi şey gelecek bunun altına. İşte okumamışsın. Kötüdür kesin. Oku ve göm. Bakarız. Bakarız. Ona da bakarız. Neredeyse buraya katmayı unutacağım kitap. Gece Yıldızı. Merilo'nun videosunu çektiğimde ben demiştim ki efsane serisi bilmem ne güzel ama genç elitler daha kaliteli, daha kapsamlı ve farklı yazılmış. Yok öyle bir şey. Yani genç elitler ne kadar iyiyse Gül Cemiyeti o kadar dandik de Gece Yıldızı'nda neler olacağını hiç bilmiyorum. Anne neden bağırarak telefonla konuşuyorsun şimdi? Olmaz ki. Video çekiyorum burada. Neyse. Gece Yıldızı da dandik olacak gibi hissediyorum. Çünkü çok da beklentiye girme falan şeklinde yorum yapanlar oldu onunla ilgili. Gül Cemiyeti'ni ben beğenmediğim için. Çünkü Gül Cemiyeti'nde olması gereken olaylar bir sürü gecikiyor. Bekle bekle hani olacak diye. Kitabın sonlarına kadar bekliyorsunuz bir şey olacak diye. Oluyor. Ondan sonra da şey, kitap bitti. Hiçbir şey göremedik ki falan havasına giriyorsunuz. Bu kitapta inşallah yazar toparlamıştır ama çok bir ümitli değilim. O yüzden kalmış okumadım. Hatta bu seri benim için bitmiş gözüyle bakıp kitabı okumadıklarım arasına katmıyordum neredeyse. Son dakikada fark ettim bu kitabı okumadığımı. Onun ardından benim geçen İzmir'deki fuarda aldım sanırım. Evet İstanbul'dan getirmiş olamam. İzmir'deki fuarda aldığım Dikenlikler Prensi, Dikenlikler Kralı, Dikenlikler İmparatorluğu. Bunu merak ediyorum. Hakkında da çok fazla iyi yorum duydum. Hatta bunu bana şey aldırdı. Hande abla aldırdı. O yüzden de diyorum ki yani iyi bir şey kesin çıkar. Ama okudun mu? Hayır okumadım. Bu arada da ilk ve üçüncü kitapta tamamen mat baskı uygulanmış. İkinci kitabın bir kısmında parlak bir lak yapmışlar. Neden yaptınız onu? Ne gereği vardı? İkinci el olarak ikinci el olarak aldığım bir öyle gözlerle bakma. Telefonla konuştum bağırdı. Rezil oldum burada. Bağırdın mı? Ben bağırdım tabii. Ne dedin? Müge Anlı nasıl dedi bugün? Sağır değiliz, duyuyoruz, bağırmanıza gerek yok diye. Karşı taraftan öyle cevap verebiliriz, bilmiyorum. Ne dediğini videoyu izleyenler görürler. Yazar yazıyor mu? Neler konuşmuş telefonda. Kesmeyeceğim mi oraları? Kesmeyeceğim, koyacağım. Anlattım o kadar, keser miyim canım? Aa, duyulmamıştı o kadar. Kuşu getirdim bak, bilmiyoruz. Caca bağırıyor da. Neyse. İkinci el olarak aldığım iki kitap daha vardı da ikisini 19 liraya almışım. Arkasında fiyatları yazıyor. Demir Kız ve Demir Kral. Evet. Konularının ne olduğunu hiç hatırlamıyorum. İlkini okumuştum ben ama hatırlamıyorum yani. Fantastik fantastik bir şey belli. Ama bu da Pegasus'un çok eski zamanlarda çıkardığı bir kitap sanırım. İçinden tarihine bakalım. Evet. Nisan 2014 te çıkarmış ikinci kitabı. İlkini de işte 2013'te çıkarmıştır ya da 2012'de çıkarmıştır yüksek ihtimal. Onun ardından Yaz Bahçesi var. Yaz Bahçesi'nin alt kenarında bir büküklük var. Bu beni çok üzdü şu an. Yaz Bahçesi Bronz Atlı'nın 3. kitabı. Ve benim içine biraz göz gezdirdiğim bir kitap. Belli konularda kitapla ilgili hayal kırıklığına uğramış gibi hissediyorum ister istemez. Ve yorumlar da şeydi hep hani... Ya kitap seni çok tatmin etmeyecek falan şeklindeydi. İkinci kitap da zaten ilk kitap kadar beni tatmin etmedi. İlk kitap en iyisiydi. O hani duyuların yeni başlangıcı, tanışmaları, olaylar falan filan her şeyin başı. Ben her zaman ilk kitaplarla ilgili öyle bir özel hani yeri ayrıdır ilk kitapta. Hani siz de o dünyayı yeni tanıyorsunuz. O ilk bütün duygular orada başlıyor falan filan. O yüzden ilk kitaplar hep hoşuma gider ama üçüncü kitabın da bu kadar düşüş yapmasını beklemiyordum ben. Ha okumadığım için düşüş yapmış mıdır bilemiyorum ama yapmış gibi bir duyum aldım bu kitapla ilgili gördüğünüz gibi. Umarım parlamıyordur. O yüzden onu da okumadım henüz. Zaten 1000 küsür sayfa falan. Wolf Dorn'un psikiyatrist kitabı gördüğünüz üzere. Bu bir korku gerilim tadında yazan bir yazar. Psikiyatrist de yani kitaplarının
belli bir okuma sırası varmış. Hani şey gibi değil yani, seri gibi değil ama yine de sırayla okuyorsunuz. Herhalde aynı olayı anlatmıyor ama sonuç olarak devamlılığı olan bir şey yani. Psikiyatristi hiç okumadım. Hatta bir arkadaşım vardı vaktiyle. Bu Wolfson İstanbul Kitap Fuarı imzaya geldi. Zaten başka nereye gelecek? Hangi fuara geldi? İzmir'e geldi. İstanbul Kitap Fuarı imzaya geldiğinde kızda daha tek kitabı yoktu. İşte sizi çok sever, imza alabilir miyiz falan diye onun adına imza almışlardı da kız öyle imza almış. Ha, biliyorum kitaplığında kitabı yok yani adamın. Neresine çok sever de sizden imza... Neyse tamam. O kişi de izliyorsa sen de az numaracı değilsin diyormuşum. Yok be, bana ne alırsan al, Allah Allah. Ama biliyoruz yani, bir tane kitabını okumuşun da yorum yapmadık ki hiç şey diye. Çok harika bir kitap, sen de oku. Hiç öyle bir şey duymadık ağzından. Meğer yazara hayranmış. Bundan kimin haberi var? Kimsenin yok. Cadıları Keşfi'nin ilk kitabı. Bunu da 10 liraya almışım. İkinci el almışım. Bence gayet iyi durumda kitap şu an. Bir tek... Yok, kitapta değil. Kitabın ayracında yırtık vardı değil mi? Evet. Bendeki bir tane ayraçta şu kenarında yırtık varmış da. Tamam, ben bir yani kitapta yırtık vardı diye hatırladım. Kitapta hiçbir yırtık yok. Bunun da filmi mi çekilecekti, dizisi mi çekilecekti, yayınlanacak, yayınlandı mı, nerede yayınlandı hiç bilmiyorum. Kitabı da henüz okumadım. Onun dışında benim Pegasus yayınlarından merak ettiğim Aşk Tüm Zamanların İçinden Geçer var. İki filmini izledim. Filmleri çıkmış. Üçünün de iki filmini izledim. Şu an dehşet hoşuma gitti. Yani sebepsiz şu an böyle salya sümük aşk filmleri falan izlemek istiyorum. Hadi film öyle değildi. Film çok keyifliydi fantastik olaylar açısından. Aşk mevzusu ama beni daha çok çekti tabii. Aşk olasım geldi ya. Böyle çok böyle aşk kitap okuyunca ya da aşk film falan diziyi falan izleyince böyle şey oluyor. İnsanın kendi böyle baharda sokaklara atıp böyle birilerine hani ağaçların arkasından birbirine bakmalı şekilde aşık olası geliyor ama kısmet. Yani biz karantinada böyle eğleniriz ya. Kitaplarda okuruz, filmlerde şey yaparız. Ben de size tavsiye ederim. Siz de öyle görürsünüz. Aşk Tüm Zamanların içinden geçerle ilgili bir fikriniz varsa, okuduysanız lütfen aşağıya yorum yapın. Video çok uzun sürmesin diye de hızlı konuşmaya çalışıyorum. Kitabı öncesinde ben çok vıcık vıcık bir şeydir, hoşuma gitmez. Aşk Tüm Zamanların içinden geçer, o ne ya falan şeklinde ismiyle de dalga geçerek hiç almamıştım. Kapakları falan da çok cicili bicili duruyordu çünkü. Ama şu an filmini izledim ve kitabı dehşet şekilde almak istiyorum ama 90 lira abi 3 kitap. Ha, çok %50 küsür indirimli ve kargo fiyatı olmadan alabileceğim bir yer buldum ama 90 lira 3 kitabı şu an verebilir miyim şu durumdayken? Ya maddi olarak bunu vermeli miyim diye düşünüyorum. Onun ardından Hafıza ve Ütopya var. Bunlar Telepati kitabının ikinci ve üçüncü kitapları. Telepati benim hiç hoşuma gitmeyen bir kitaptı. Çünkü genç iki tane çocuk var. Biri Avustralya'da yaşıyor, biri İngiliz miydi? Neydi? Başka Amerikalı mıydı? Yani böyle başka kıtalarda yaşıyorlar, tamam mı? Çocuk toparlanıyor, kızın yanına geliyor ya da evet çocuk geliyor kızın yanına. İşte ailesine de diyor ki ben gidiyorum. Hadi ya, ben şimdi anneme deyip de ben gidiyorum Avustralya'ya falan desem pardon da sen nereye gidiyorsun der yani. O yüzden hani bu hayal gücünü bilmiyorum, hani özgür bireyler tamam ama bu kadar da özgür değiliz ya. Şimdi uçmanın da lüzumu yok falan psikolojisine giriyorum hani. Sana havaalanında senin velin nerede falan derler. Nasıl saldılar seni diyesim geliyor. Neyse. İlk kitapta benim anlamlandıramadığım, kafamda oturtamadığım bir sürü şey olmuştu. Olaylar da açıkçası beni tatmin etmedi. Yani fantastik açıdan paralel evrenler bilmem neler falan filan ilginçti. Ama geri kalan işte bu ilişki, bir sürü şeyin havada kalması açısından falan ben tatmin olmadım. Seriyi çok sevenler de var. Neyini sevdiniz bana gözünüzü seveyim anlatın. İkinci ve üçüncü kitabı ben çok seveceğim diye böyle hevesle aldım ve sevmedim. Onun ardından beşinci dalganın son kitabı Son Yıldız. İkinci kitap, ya şöyle, ilk kitap çok iyiydi. İkinci kitap çok olaylar hani başka yöne kaymış falan şeklindeydi. Üçüncü kitapta ne olacak hiç bilmiyorum. Tatmin edecek mi, beni üzecek mi, hayal kırıklığına mı uğratacak falan hiçbir fikrim yok. Aslında kısa da bir kitap, şey değil hani işte 360 küsür sayfa falan. Yazı aralıkları geniş. Rahat okunur hani bölüm bölüm. Yani bölümleri de kısa olduğu için hızlı hızlı okursunuz. Ama ne bileyim yani anlatıcının değişmesi, o hileci mileci falan var. Onların gözünden okumak istemiyorum ki ben. Hiç ilgimi çekmiyor. Onların gözünden anlatılıyor ama bir yerde. Neyse. Onun ardından bir diğer kutulu setimiz. Ben başka kutulu set gösterdim mi? Evet gösterdim.
Fırtına, Girdap, Anafor serisi. Ne serisi bilmiyorum. Serinin adı var mı? Şöyle bir kutulu şey. Bu da böyle bir şey. Ben bunu hepsini birlikte aldım. %50 indirimliydi. Bunu da Hande abla dedi ki aa çok süper harika falan filan. Yani oku güzel bu da falan dedi. Ben de onunla aldım. İlk kitabı da 60 sayfa falan okudum ve ondan sonra bıraktım. Tamamen ben bıraktım. Yani kitapla ilgili de zaten 60 sayfada bir şey anlayıp bıraktığım için falan değil. Ben bıraktım ve gerisini okumadım. Halbuki konusu ilginçti. İşte olay yani şöyle başlıyor. Şimdi kızla çocuk sevgililer zaman yolculuğu gibi bir şey yapıyor çocukta. Şimdi açıp konusuna bakamayacağım o kadar uzun. Bunlar ikisi birlikteyken içeri silahlı adamlar giriyor. Kızı vuruyor ve çocuk o ortamdan bir anda uzaklaşıyor. Yani kız o halde kaldı. Ben şu an nereye geldim? Onu kurtarabilir miyim? Öldü mü? Dönsem nereye döneceğim? Dönebileceğim mi? Falan soruları vardı kafasında. Öyle bir şeydi ve ben yani vurulup çocuğun başka bir yere gittiği sahnede bıraktım. Yani kitapla ilgisi yok. Hani yeterince heyecan. Kazananın nesi bu? Kazananın suçu ve kazananın öpücüğü. Ben bunların ilk kitabını beğendim. Okurken işte kurgusu, karakterleri bilmem nesi falan filan keyifliydi gayet. Hiçbir problem yoktu ama bazı kitaplarda şey olduğunuz bir nokta vardır. Yani kitabı beğenirsiniz ama böyle millete işte harikaydı, süperdi, mükemmel bir kurguydu falan demeniz için bir eşiği atlaması gerekir ya. Bu seride öyle bir şey eksikti. Ne olduğunu bilmiyorum. Ama ben onu dedirtmedi yani bana. O yüzden ikinci ve üçüncü kitaplarını da çok merak edemiyorum. Hani konu ve karakterler keyifli olmasına rağmen şu an öyle büyük bir merak içerisinde değilim bu iki kitaba karşı. Onun ardından da benim değil, sizlerin büyük bir sevgiyle kucakladığınız seriye ait olan After 4 ve After 5'i göstereceğim. Bunları da henüz okumadım. 3'ü de 300'e kadar okuyup içeride bıraktım yani buraya getirmedim de o da hani yarım şu an bitmedi. 4 ile 5'i çok bayıldığınız için ben de okuyacağım tamamen siz bayıldığınız için. Hatta ikinci filmin fragmanı ile ilgili bir video çekmiştim ben. Aşağıya da şey yorumu gelmiş işte annemle arkadan bir şeyler konuştuk biz. Biri de demiş ki hani annen yanındayken hani bu şekilde konuşabiliyor musun? Hani nasıl konuşuyorsun bir şey demiyor mu falan şeklinde. Konuşuyorum ben. Çok çağdaş bir aileyiz. Her şeyimizi konuşur falan. Hayır öyle bir şey demeyeceğim. ya sadece şey ben her şeyimi onunla paylaşırım. Annemle paylaşırım. İşte gerek bir şeyle ilgili bir yani ya sonuçta bu yani cinsellik de sizin hakkında bir fikriniz olmayan ama ileride öğreneceğiniz ve hayatınızda bunu deneyimleyeceğiniz bir konu. O yüzden hani onunla ilgili şeyleri de ben onunla konuşurum. Birlikte bir şey izlerken de denk geliyorsun ve hani size gömdüğüm kadar emin olun ben nefret ettiğim kitapları evde de gömüyorum yani. After'ı da ona ben çok anlatmışımdır. Böyle böyle oluyor kız salak. İşte böyle şeyler yapıyor falan şeklinde. O yüzden ister istemez duyuyor. Ve henüz ağzıma acı biber sürmedi. Ama sorarsanız eğer hani sende de oluyor mu falan diye emin olun. Ben de şeyde televizyonda işte açıp da bir tane dizide filmde falan filan seks sahnesi izlerken yan yana oturduğumuzda yemin ederim ben sevişmiyorum. Şu an onlar yapıyorlar ve benim konuyla hiçbir alakam yok. Utangaçlığını yaşıyorum emin olun. Bunları da hala okumadım bu arada. Hani hiç söylemedim ama bunları da okumadım. Siz de bence okumayın. Ama ister istemez okuyacağız yani yapacak hiçbir şey yok. Onun ardından iki kitabımız kaldı. O iki kitaptan bir tanesi J. Christoph'un Never Night'ı, Kuzgun'un Gölgesi ilk kitabımız. Bu kitap normaldeki yani diğer kitaplardan hem daha büyük baskılı şey olarak ölçüsü daha büyük yani. Sanki salağı anlatıyorum daha büyük yani. Büyük işte. İç yazıları da daha küçük puntoları. Görüyorsanız oradan eğer. Bu kitaba da ben aslında hiç böyle okumadığım, şey yapmadığım bir dönemde başladım. 36 sayfa kadar falan okudum. Evet 36 sayfa okumuşum ayrıca da şurada. Onun ardından da bırakmışım. Kitaba başlama sebebim aslında merak ediyor olduğum için hani belki ilgimi çekip de okurum falan şeklinde ama riskli bir kitap öyle bir şey için bile. Çünkü hiç okuyamadığınız bir dönemde böyle büyük hem de küçük yazılı falan bir şeye başlamak zor. Sıkıntılı. Yani bir serinin devamına başlamış olsam konuyu biliyorum, merak ediyorum diyeceğim ama öyle de değildi. Sıfırdan bir kitapta. O yüzden devam edemedim ve kaldı bu kitapta. İkincisi de çıktı hatta bunu da almadım. Henüz almayayım zaten bir zahmet. Onun dışında Illuminae var burada. Illuminae'nin de bende sadece ilk kitabı var. Bunu da ben bir arkadaşımdan 25 liraya aldım. Fuarda tanıştığımız bana kek getiren bir arkadaşım. Çok çok tatlı bir insan kendisi. Ondan 25 liraya almıştım.
Illuminati zaten biliyorsunuz. İçi böyle değişik, şifreli mifreli falan, işaretli mişaretli. Öyle ilginç bir kitap. Devam iki kitabını almadım. Şu an hiç merak etmiyorum ama bu kitabı okumuyorum çünkü hani bitirip diyelim işte çok deli dehşet merak edersen falan ikinci ve üçüncüyü almaya kalkarım diye ki bu kitap da bayağı pahalı. Hani sıfırdan aldığınızda ettiğinizde. Benim okumadığım Pegasus yayınlarındaki kitaplar bu şekilde. Aralarından sizin okuduklarınız ya da merak ettikleriniz varsa işte okudum. Çok iyiydi, çok kötüydü işte oku okuma ya da işte çok merak ediyorum bunun yorumu yakın zamanda gelirse iyi olur falan dedikleriniz varsa aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Yeni videoda görüşene kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ay bitti. Ay dur şey yapayım dur. Neydi? Kapattım herhalde. Bir dakika şöyle kapatayım. Oh bunlardan da sıkıldım ya. Bir rahat bırakın ya. Nereye gittin? Excuse me. Şu an beni duymuyor. Bunu kamera arkası olarak mı açacağım ben? Neyse tamam söyleyeceklerim bu kadar benim videom.